Herkese selam. Bugün beraber nail art yapıyoruz. İlk nail artımız gazete baskısı. Bunun için gerekli malzemeler kolonya, beyaz oje ve gazeteden yazılı biraz parçalar. İlk olarak beyaz ojemizi sürerek başlıyoruz. Tabii ki taşırdım. Onu da birazdan nasıl aldığımı göstereceğim sizlere. İlk olarak tek kat sürüyoruz. Sonra ikinci katını süreceğiz. Bütün tırnaklarımı aynı şekilde ojeyi tek kat olarak sürüyorum. Bulaştığı yeri diğer tırnağımla böyle alıp temizliyorum. Şimdi gazete baskısını yapıyoruz. Buna denemek amaçlı yaptım. Gazeteyi şöyle tırnağınıza bir bastırın. Ojede bir kalsın. Kolonyayı ben sprey şişeye koydum. Şu şekilde tırnağınıza iyice bastırın ki yazılar çıksın. Bir 20 saniye kadar bastırın. Tırnağınızın her tarafına bastırın ki yazılar her tarafına çıksın. Ben genelde şu uç kısmını unutuyorum bastırmayı. O yüzden oraya yazı pek çıkmıyor. Bu şekilde bastırıyorum. Sonra yavaşça çekiyorum. Gördüğünüz gibi yazılar çıktı. Sürüyoruz ki daha parlak ve kalıcı dursun ojelerimiz. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay. Bunu ince yapraklı kitaplarla da deneyebilirsiniz. Evde eğer gazeteniz yoksa. Ve bitti. Bence gayet güzel oldu. Şimdiki ojemiz suda mermer deseni. Gerekli malzemelerimiz kolonya, bir kase su ve dilediğiniz ojeler. İlk olarak beyaz ojemizi sürerek başlıyoruz. Bugün galiba beyaz ojeden gideceğim hep. Bunda tek kat sürmeyi düşünüyorum. Mermer deseninde alt katını beyaz yaparsanız desen daha güzel durur. Desenin istediğiniz renk tercih edebilirsiniz. Böyle sürdüm, kurusun geliyorum. Şimdi suyumuza ojemizi damlatacağız. Ben lila tercih ettim. Oje damlamıyor. Gerçekten damlamıyor. Evet. Damladı bir şey. İlk başta öyle suyun içine düşebilir. Şöyle iki damla damlatın. Tamam. Şimdi kolonya sıkacağız. Şöyle bir. İki kere sıkın, daha çok yayılsın. Biraz bekleyin yayılmasını.
taraf daha güzel oraya çeviriyorum ki kendime. Şimdi tırnağınızı şöyle ortadan daldırın. Ojeyi böyle tırnağınıza yapıştırın. Şu şekilde. Şunu da yapalım. Şöyle küçük yerlerinden alırsanız bu şekilde tırnağınızda daha güzel durur. Az önceki bayağı bir geldi. Şu alt kısmı için şöyle batırın. Şu boş kısmını ojeyi değdirin. Şöyle çekin. Boş kısımlarını o şekilde tamamlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kalan tırnaklarımı yapacağım. Yine aynı şekilde suya ojeyi damlatıp kolonya sıktım. Bu biraz daha iyi dağıldı ojesi. Bu şekilde tırnağımı daldırıp içine çıkartıyorum. Şu baş parmağımı yapayım. Şu kenardaki kalan miniklerden yaparsanız bence daha güzel duruyor. Şöyle çevireyim. Şu şekilde. Şöyle. Biraz zor gibi. Değil de aslında alışınca kolay oluyor da. Olmayan yerlerini şöyle miniklerden denk getirip alabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle altına bulaştı. Bulaşmaması için evde varsa vazelin de uygulayabilirsiniz. Yoksa da bu şekilde asitonla silin. Son olarak da cila sürüyorum ki daha güzel ve net dursun oje. Ben bu desene bayılıyorum. Yaptığım zaman tırnağımdan çıkartasım gelmiyor. Sizler de beğeneceksiniz eminim. Yapanlar yorum yapsın lütfen. Denedik diye. Hatta Instagram'dan fotoğraflarını da paylaşabilirsiniz benimle. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdiki nail artımız ise ombre oje. Gerekli malzemelerimiz sünger ve kullanacağım ojeler. İlk olarak tek kat böyle bir oje kullanacağım. Alt hocam biraz şeffaf dursun ama var olduğu da belli olsun diye böyle bir renk seçtim. Sizler dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Hocam kurusun, hemen geliyorum. Alt katman olarak uyguladığınız ojeden sürün ki geçişi yumuşak bir şekilde yapın. Daha sonra ombresini yapmak istediğiniz ojeyi sürün. Biraz bol süreyim. Son olarak da diğer seçtiğiniz ojeyi sürün. Sünger biraz emiyor.
Gluten bol sürün. Şimdi deniyoruz. Ben tırnağımın ucuna deneyeceğim. Bu şekilde. Kenarlarına bulaşan ojeyi temizliyorum. Sizde fırça yoksa kulak çubuğu yardımıyla da temizleyebilirsiniz. Ya da pamuk yardımıyla. Şu şekilde temizliyorum. Daha detaylı temizleyip hemen geliyorum. Son olarak da yine cilamızı sürüp nail artımızı bitireceğiz. Cila sürmemizdeki amaç hem tırnaktan ojenin daha geç çıkmasını sağlamak hem de daha böyle güzel duruyor yaptığınız nail art. Cila daha bir belli ediyor yapılan ojeyi. Bu şekilde. Ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. 3 nail art'tan birini denerseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Instagram'dan da bana fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olup videomu beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tırnaklarınıza güzel, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.